disiplinler arası karma plastik sanatlar sergisi var. Çin'in seramik Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında sergileniyor. Sanatçılar ve kendilerini de 41 sanat grubu olarak adlandırıyorlar. Toplantımızdan sonra dışarıdaki sergi... Bu sabah şehrimiz bir müjdeye uyandı. Onunla başlamak istiyorum. Kuzey Metro hattı üzerinde bir süredir çalışıyordum. Şehrimiz açısından, şehrimizin toplu taşıması açısından son derece kritik bir çalışmaydı. Ben ta genel sekreterliğimden beri yana yakıla bununla uğraşıyorum. Sonunda oldu. Dün gece bir resmi gazete yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı. Bu metro hattı aslında Cengiz Topel Havalimanı ile Körfez Atalar Mahallesi, Rota Limanı gibi düşünün, arasında bir hattı, 32 kilometrelik bir hattı. Üzerinde AYGM ile, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile istişareler yürütürken hatta bir revizyona gitmeye karar verdik. Toplam hat 35 kilometreye çıktı. Yani yeni Expo'nun yapılacağı yer Cengiz Topel Havalimanı'nın hemen yanında 320 dönümlük bir yer aldık. Oraya yeni bir fuar alanının ötesinde Expo diye düşünmeniz lazım. İçinde otelin olduğu, kongre merkezinin olduğu, aynı zamanda sergi alanlarının olduğu daha büyükçe bir alan. Aşağı yukarı 60 bin metrekarelik kapalı alanı, fuar alanı olan bir alan olacak o. Şu anda birinci etapta toplam 18 istasyon düşünülüyor. 26.85 kilometrelik bir hat bu. Birinci kısmı ifade ediyorum. Yaklaşık 1.8 milyar dolarlık bir yatırım. Metro araçları ihalesi ayrıca yapılacak. 80 tane metro aracıyla ilk hizmete başladığı yılda çalışma başlamış olacak. Günlük 298 bin küsür, yani yaklaşık 300 bin yolcu taşıması öngörülüyor. Bu da kabaca yıllık 100 milyon, 101 milyon civarında yolcu taşıması anlamına geliyor. Körfez'in uç noktasında bizim yıllardır üzerinde çalıştığımız, TÜBİTAK'la birlikte yürüttüğümüz bir çalışma vardı. Orada 8,5 milyon ton çamur var. Bu çamurun oradan alınması gerekir diyordu uzmanlar. Çok ciddi çalışmalar yapılmıştı. Ve şimdi burada da Avrupa'ya, dünyaya da örnek olacak bir proje. Çünkü bize şu anda yurt dışından da ulaşıyorlar. Ne yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz, biz bunu şurada nasıl yaptırabiliriz gibi erişimler, bağlantılar oluyor. Bu da özellikle Marmara'nın hayata yeniden dönmesi açısından çok hayati bir proje. Cumhurbaşkanlığı bütçesinden bir kısmı karşılanıyor, bir kısmı Çevre Bakanlığı'ndan. 500 milyonu da bizim taahhüdümüz. Bu da son derece kritik bir proje şehrimiz açısından.